bir şey. Ben Sevim'in günlüğünü buldum. Aa. Evet. Sinan'da buldum hem de. Ona nasıl ulaşmış bilmiyorum. Hiç sormayın onu. Bu bizim Handan'a hani tehdit mektubu geldi ya. Evet. Selim yazmış onu kıza. Düşünebiliyor musunuz? Bizim kıza resmen şantaj yapmış bu kadın ya. Arkadaşlarım sırrımı öğrenmeye çok yaklaşmışlardı. Bu sır bundan tam 16 yıl önce başlamıştı. O zamanlar ismim Sevda'ydı ve umutsuz bir hayat yaşıyordum. Kocamla mutluyduk. Az çok her şeyimiz vardı. Paramız, işimiz, evimiz. Ah, ancak evimizin sesi, neşesi yoktu sanki. İçimde derin bir mutsuzluk günden güne büyüyordu. Her sabah kocama kahvaltısını hazırlarken, gündelik ev işlerini yaparken, hatta çok sevdiğim işimi yaparken bile yakamı bırakmıyordu bu mutsuzluk. Ay ne kadar güzel yermişsin abla. İstanbul Küçükyalı. Kardeşim orada oturuyor da. Çok güzel deniz tabii. Beni kıskandırmak için göndermiş. Sevdacığım. Her günüm birbirinin aynı. Dosyayı kaldırır mısın lütfen? Neyle meşgul olursam olayım. İçimdeki çocuk özlemini dindiremiyordum bir türlü. Hayatım sadece siyah ve beyazdan ibaretti. Ama o akşam birdenbire renklendi. Bana yardım et Sevda. Para lazım. Al canım. Karnını aç mı? Bak sana yemek hazırlayayım. Dolma yapmıştım. İster misin? Hayır hayır. Aç değilim. Figen'cim sen hiç iyi görünmüyorsun. İstersen ben hemen hastaneyi arayayım. İyiyim ben. Sadece para lazım. Para istiyorum. Para. Para istiyorum. Para lazım. Lütfen para ver bana. Lütfen para ver. Lütfen para ver. Lütfen. Lütfen. Ne yapacaksın parayı? Sus diyorum. Sus. 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 Biraz markete gideceğim. Bebeğim mum alacağım, bez alacağım. Eğer bebek içinse birlikte markete gidelim. Ne lazımsa alırız. Oh, hayır hayır. Senin gelmene gerek yok. Ben annesiyim onun. Sus! Ne gerekiyorsa, ne gerekiyorsa ona yaparım. Daha iyisini bilirim. Kusura bakma Fige ama sana para veremem. Sus! Lütfen, lütfen biraz para ver. Ben bıraktım artık. Kullanmıyorum. Bana bak. Para falan yok sana. Çık dışarı. Çık! Sen karışmasan. Lütfen. Yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum. Sus! Yalvarıyorum lütfen. Lütfen biraz para. Biraz para lütfen. Bana insan gibi davran. Tek kişi sensin. Lütfen. Biraz para istiyorum sadece. Birazcık. Çok değil. Biraz. Biraz. Lütfen. Kusura bakma Figen'cim. Sana para veremem. Vermemem lazım. Hadi şimdi çık git burada. Hadi. Hadi lütfen. Gidiyorsun. Ne olursun biraz para. Mama alacağım. İnan mama alacağım. Çocuğa mama Figen. Alacağım sadece. Lütfen. Sana yardım edemem. Mama alacağım. Mama alacağım. Söz veriyorum. Hadi Figen. Ne olur lütfen. Biraz. Yeter artık. Uzattın ama çık dışarı bırak hadi. Çık. Diyorum, bırak. Çık. Sana bebeğimi satarım. Çocuğun olmadığını biliyorum. Diğer hemşirelerle konuşurken duydum seni. Hem çocuk için hayatımı veririm diyordun. İşte ben sana bebeği vereceğim. Bak, baksana. Ne kadar güzel. Ben onu düşünüyorum. Derya'yı. Sen ona daha iyi bakarsın. Sizi annesi babası olarak bilir. Çok mutlu olur. Hemen şimdi parayı verirsin. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Çık dışarı, çık. Cemil dur. Sevda. Thank you.
Ne kadar param var? Figen bir hafta sonra tekrar karşıma çıktı. Figen bu. Nerede buldunuz onu? Bir bodrum katında buluşmuş kız geçiriyordu. Ya bunun yanında bebeği vardı, o nerede? Bebek falan görmedik biz. Ya bu kızın 10 aylık bir bebeği vardı, nerede o? Eğer ona bir şey olursa yakarım canınızı. Bebek falan görmedik ya. Olsa getirmez miyiz? Herkes Figen'in bir bebeği olduğunu biliyordu. Ama onu geri veremezdi. İşte o gün buralardan uzaklaşmaya karar verdi. Her şeyi arkamızda bırakmış, yeni bir şehirde, yeni bir hayata başlamıştık. Tek isteğimiz oğlumuza mutlu bir yuva vermekti. Mert, bak oğlum yeni evimiz burası. Beğendin mi? Oluş, Mert, gel baba. Gel, 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 gel. Hoppacık, hoppacık, hoppacık. Bu mutluluğumuz aradan 3 yıl geçip de yine bir gece vakti kapımız çalınana dek sürdü. İşte beni kendi canıma kıymaya sürükleyen ve yıllar boyu içime oyan korkunç sır o gece yaşandı. Beni beklemiyordun değil mi Sevda? O da bizden alamaz. Mert benim oğlum. Onun annesi benim, sen değilsin, anladın mı? Mert mi? Demek ismini de değiştirdiniz ha? Mert!